Merhaba arkadaşlar. Bugün isArray fonksiyonu anlatacağım. isArray nedir arkadaşlar? Bir elementin array olup olmadığını yoklamak için yapılır. isArray nasıl kullanılır arkadaşlar? Şöyle kullanılır. isArray dersiniz. Value dersiniz. Arkadaşlar returns true false or false. Yani şimdi burada return true ve false. Yani bu array ise return true olacak. Değilse false. Burada hemen bir örnek yapalım. Butona tıklanma mesela var. Mesela a diyelim eşittir. Mesela diyelim ki mesela 3, 4, 5 olsun. Mesela var b diyelim. Ne olsun? Boş olsun. Var C diyelim. Bu da mesela gelsin desin ki bugün hava güzel. Var D desin. Bu da mesela 123 böyle bir şey olsun. Bakalım ne diyecek. Alert yazıyorum hepsi için. A is an array diyorum. Boşluk bakıyorum. Diyorum ki jQuery'li nokta is array diyorum. Bunu da böyle kopyalıyorum. Hiç uğraşmaya gerek yok. Zaten true ve false dönecek bana. Şimdi buraya B derim. C derim. D derim. B derim. C derim. D derim. Şimdi ne yapacak aşağı? Eğer A ile ise true dönecek, D ise false dönecek. Bakalım ne oluyor, ne bitiyor. Evet, buna gerek yok aslında. Bunlar geçmişlerden kalmış hep. Bir buton bizim işimizi görüyor. Evet. Şimdi display diyorum. A is an array true. Bakıyorum A'ya. A bir array. Evet, doğru. Bakıyorum B. B is an array. True. Evet, boş ama array. Doğru. C is an array false. Bakın, C array değil diyor. D is an array false. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani bunu bu şekilde kabul ediyor ancak array olsa. Yani sadece şunlarla birlikte array olduğunu kabul ediyor. Bu şekilde de true veya false döner. Is array fonksiyonu bu şekilde anlatmış olduk arkadaşlar. Sonraki ders görüşmek üzere. Hoşça kalın.